بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين دائرين قيمة أخواني Her biriniz. Başkanlığımız bünyesinde önemli görevler ifa ettiniz. Belli bir kurumsal tecrübenin ve eğitim sürecinin ardından müftülük görevine başladınız. Bu vesileyle sizleri yeniden tebrik ve takdir ediyorum. Görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Bugün hizmetlerimizin etkinlik ve verimliliğini daha da artırmak, aramızdaki iletişimi daha da güçlendirmek için bir aradayız. Açılışını yaptığımız seminerin hayırlı, verimli, bereketli geçmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Tarihten günümüze müftü ifadesinin ya da müfti ifadesinin karşılıklarına baktığımızda gözümüzü korkutan ağır bir mesuliyetin altına girdiğimizi anlarız. Bizim edebül müfti vel müstefti diye kitaplarımız vardır. Kitaplarda yer alan bir müfti tanımını hep birlikte paylaşalım. Allah adına imza atan kişi beyan vazifesini eda konusunda peygamberin halifesi manalara bakar mısınız? Fetva verdiği meselenin alimi taklit ederek değil bilgi üreterek fikir inşa eden ve çözüm üreten kişi önceki iştihatları değerlendirirken kendi görüşünü kaybetmeyen nazar ve istidlal kudretine ve melekesine sahip kişi idareci yönetici olmasının yanında o aynı zamanda bir bir alimdir önderdir. Dolayısıyla biz İslam'ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz. Başkanlığımızı milletimize ve insanlığa hizmet için yegane imkan olarak görüyoruz. Sizler bulunduğunuz ilçenin, bulunduğunuz ilin tüm katmanlarının önderisiniz. Toplumu tanımak hem yaradanın hem de yasaların bize yüklediği sorumluluk gereği bizim en temel vazifemiz halkımızın manevi hayatına rehberlik etmektir. Eğer biz toplumun ihtiyaçlarını karşılamazsak bıraktığımız boşluk başka şekillerde doldurulacaktır. Doğrusuyla doldurmazsanız yanlışıyla, yalanıyla orası dolar bir şekilde. Bütün çalışmalarımızda bu ana gaye hep aklımızda ve önümüzde olmalıdır. Bunun için öncelikle toplumu tanımak zorundayız. İlçenizin din hizmetleri açısından ihtiyaç tespitini acilen yapmalısınız. Yerelde ne varsa, hangi sorunlar varsa sizler İlçenizde vaaz ve irşat programlarını ona göre hazırlamalısınız. Özellikle aile, gençlik çalışmalarını ve çocuklarla ilgili çalışmayı muntazam hale getirmek zorundayız. İlçenizin imkanlarını tespit ediniz. İmam Hatip, İlahiyat, sivil toplum kuruluşu ve benzeri din hizmetine katkı sunabilecek bütün potansiyeli çalışmalarınıza dahil ediniz. Yani bu konuda bizim süreci iyi yönetmemiz lazım. Bir müftü olarak başarılı olmanın dört unsuru olduğunu unutmayalım. Bir, sorunları tespit etmek. İki, uygun çözümler ve din hizmeti planlamak. Sonra planı doğru uygulayıp takip ile buna süreklilik kazandırmak. İdarecilik göreviniz ilimle irtibatınızı koparmamalıdır. Personelinizin hocası olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Siz hocasınız. Ders halkaları kurun, okuma grupları oluşturun. Yönlendirme ve teşvik ile hocaları, görevlilerimizi okumaya, araştırmaya sevk ediniz. Aylık toplantılarınızın mutlaka ilimle ilgili bir bölümü olmalıdır, değerli hocalarım. Sizinle görev yapan her hocamızı bilgisini, mesleki formasyonunu geliştirme, özgüven sahibi olma noktasında destekleyiniz. Asıl gayeyi ötelememek. Bütün faaliyetlerinizde asla amaç ile araç karıştırılmamalı, araç amacın önüne geçmemelidir. Cami yapıldığında, Kur'an kursu inşa edildiğinde iş bitmiyor, yeni başlıyor. Asıl önemli olan camide cemaatin, irşadın, kursta öğrencinin eğitimin varlığıdır. Yerel çalışmalara odaklanırken Evrensel ufku kaybetmeyin değerli hocalarım. Niye 4-6 yaşa çok önem veriyoruz? Bunu tekrar ediyorum. Çünkü toplumun buna ihtiyacı var. Biz her şeyden önce kardeşler topluluğu olduğumuzu unutmamalıyız. Birbirimizi üzerek, ezerek değil, sevinçlerimizi, sorunlarımızı paylaşarak daha iyi hizmet edebiliriz değerli hocalarım. Eddinü en nasiha. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Din samimiyettir. Çalışmalarımızın bereketi, samimiyet ve sadece Rabbimizin rızasını isteyerek çalışmaktır. Ahlaki örnekliktir. Bu gayeyi kaybetmezsek ve en önde tutarsak hizmetlerimiz kalıcı ve bereketli olacak. Rabbimiz önümüze nice yollar, nice imkanlar ve nice nimetler açacaktır inşallah.